Bekir Azar Büyük Hata Amerika Başkanı Roosevelt'ın İkinci Dünya Savaşı sonrası hayata geçmesini umduğu bir doktrini vardı. Buna Four Policemen doktrini deniyordu. Yani yeryüzünü idare edecek dört jandarma projesi. Amerika, Rusya, İngiltere ve Çin dörtlü jandarma grubunu oluşturacak, Washington en tepede komutan olacaktı. İngiltere son yıllarda Çin'e büyük yatırımlar yaptı. Peşinden küresel Amerikan şirketleri de Çin'e gidince Franklin Roosevelt'ın hayaline adeta dinamit konmuş oldu. Zira Çin büyüdükçe Amerika ekonomik darbe alıyordu. Amerika derin devleti yıllardır Çin tehlikesine karşı önlemler almaya çalıştı. Avrupa ve Asya'da Amerikan ittifak sistemlerinin temelini attı. Japonya, Hindistan, Pakistan, İran ve Türkiye üzerinden artık tehlike olarak gördüğü Çin ve Rusya'yı kuşatmaya çalıştı. Bir dönem başarılı oldu ancak bugün Amerika'nın ittifak sistemi çatırdamaya başladı. Washington güdümündeki şahların ülkesi İran bugün kafa tutuyor. Rusya ve Çin'e yaklaşıyordu. Pakistan Amerika'dan arınmaya gidiyor. Çin'de sadece yol ve limanlar alanında 50 milyar dolarlık anlaşma imzalıyordu. Amerika'da Pakistan'ı teröre yardım eden ülke ilan ediyordu. Hindistan'da Rusya ile yakın ilişkilere giriyor, silah ticaretine başlıyordu. Japonya atom bombasından sonra adeta görünmeyen bir Amerikan eyaletiydi. Ancak son yıllarda gizliden gizliye konuşulan Amerika hegemonyasından nasıl kurtuluruz sorusu artık açıktan dillendiriliyordu. Amerika'nın Rusya ve Çin'i kuşatmasının en önemli merkezlerinden biri olan Türkiye'de artık bağımsız hareket ediyor, Washington'a peki diyen bir ülke olmaktan çıkıyordu. Rusya'yla sıkı ilişkiler kurarak önce çıkarlarım diyordu, Roosevelt'un dört jandarma doktrininin en büyük savunucusu Amerika'da başkanları yöneten stratejist Henry Kissinger'dı. Ancak Kissinger savunurken ölümcül bir tehlikeye de işaret ediyordu ya Moskova, Pekin ve Londra'ya karşı safta buluşursa. İngiltere şimdilik Rusya ile kavgalıydı ama Pekin'le adeta İç içe geçmişti. Washington'la da gizliden bir çatışmanın içindeydi. Amerika'nın Çini sarmalamak için oluşturduğu müttefik başkentleri de artık Washington'a haklı olarak kafa tutuyordu. Bugün baktığımızda Amerika Suriye'de PKK'ya destek vererek bize saldıran teröristlere silah yağdırarak bizimle çatışıyor. Halbuki Kissinger bir olası çatışmada destekleri son derece önemli olacak müttefiklerle ilişkileri güçlendirmek gerekir diyordu. Amerika PKK'ya destek vererek kendi bacağına kurşun sıktı. Kissinger'ın müttefiklerimiz arasında İran, Irak ve karışık Kafkasya'ya bitişik olan devlet Türkiye'dir. Herhangi bunalımda işbirliği vazgeçilmez hale almaktadır. Amerika'da hatta Avrupa'da Türkiye'yi son derece fazla cepte keklik kabul etme eğilimi oluşmuş bulunuyor. Sanki iç politika emrinde bedeli ödemeden kullanılabilecekmiş gibi davranılıyor. Sanki Türk milli gururu veya içinde bulunduğu özel koşullar göz ardı edilebilirmiş gibi hareket ediliyor diyerek bunun büyük hata olduğunu dile getirmişti. Amerika'yı yönetenler bu hatanın bedelini ödüyor. Hayati derecede önemli müttefikine saldıran teröristlere komutanlık yapacak hale geldiler. Böylesine bir ahmaklık yüzünde görülmedi. Müttefik devlet mi yoksa terörist mi sorusunda tercihlerini katillerden yana kullanacak kadar aptallaştılar. Gölge CIA Stratford'ın başındaki Fredman'ın Rusya ve Çin gibi güçler için önümüzdeki yüzyılda çöküş yaşayacak, Rusya veya Çince'yi bırakın Türkçe, Japonca, Polonya ve Meksikaca dillerini öğrenmeye bakın. Gelecek yüzyılın güçleri bu ülkeler olacak. Türkiye'nin dünyadaki siyasi etkisi 2050 yılında Osmanlı haritasına andıran bir görüntü oluşturacak şeklindeki açıklamalarını bile unutacak kadar büyük bir aptallıktı bu. Bizimle beraber yürümek yerine PKK'yı kullanarak bizi durdurmayı seçenler 2050'lerde şapa oturacak. Çünkü Kissinger'ın sözünü ettiği Türk milli gururu ve içinde bulunduğumuz özel koşullar böyle giderse onları fena çarpacak. Bekir Azer, Takvim